Herkese merhaba. Karşımızda HTC One M7 ve HTC One M8. HTC'nin 2013 ve 2014 yıllarında birbirini takip eden iki akıllı telefonu. HTC One M7 geçen yıl çıktığında bir hayli beğeni kazanmıştı. Yılın en iyi akıllı telefonlarından bir tanesi olarak değerlendirildi birçok çevre tarafından HTC One M7. HTC One M8, HTC One M7'nin iyi noktalarını bünyesinde tutarak üstüne önemli şeyler ekliyor. Tasarım anlamında da önemli değişiklikler var HTC One M8'de. Gelin şimdi bu videoda her iki cihazı karşılaştıralım. Artılar eksiler ne beraber bakalım. Öncelikle HTC One M8'in M7'ye göre büyük olduğu dikkat çekiyor. Bunun nedeni ekranın büyümesi. HTC One M8'de 5 inç ekran var. HTC One M7'de ise 4.7 inç köşeden köşeye uzunluğa sahip bir ekran bulunuyordu. Ekran büyüklüğünün artmasına bağlı olarak da HTC One M8 biraz daha büyük bir telefon, biraz daha geniş bir yüzey alanına sahip. Ancak bu yüzey alanı büyüklüğü fazla değil. Ergonomik açıdan baktığımızda iki telefon arasında çok fazla bir fark yok. M7 gerçekten ilgi çekici, güzel görünen bir cihazdı. Aynı şekilde M8 de M7'den daha da şık duran bir cihaz olma özelliğini taşıyor. HTC One M7'nin önünde baktığımızda sensörlerin, kameranın ve fiziksel kapasitif dokunmatik tuşların bulunduğunu görüyoruz. HTC One M8'de sensörün yeri değiştirilmiş. Eğer bakacak olursanız sensör kameranın hemen yanına alınmış. Önceki modelde boom sound hoparlörün solunda bulunurken şimdi boom sound hoparlörün sağında yer aldığını görüyoruz sensörlerin. Kamera 2.1 megapiksel bir kamera vardı M7'de. M8'de ise 5 megapiksel çözünürlüklü selfie'leri daha iyi çekebilen bir kamera var. Altta yine HTC logolarını görüyoruz ancak M7'deki o kapasitif dokunmatik tuşlar M8'de yer almıyor. M8'de bu işlevler gördüğünüz gibi ekranın hemen üstünde, ekranın alt kısmında yer alan sanal tuşlar yardımıyla gerçekleştiriliyor. Bu sound hoparlörler yine mevcut her iki telefonda da gördüğünüz gibi ancak HTC One M8'deki bu sound hoparlörler biraz daha geliştirilmiş. M7'deki hoparlörlere göre %25 daha yüksek ses çıkışı veriyor, bunu söyleyelim. Ekranın büyüdüğünü söylemiştik. Ekran büyüklüğü arttı HTC One M8'de. Buna bağlı olarak çözünürlüğün aynı kalmasıyla piksel yoğunluğu biraz düşmüş oldu M8'de M7'ye göre. Ancak bu durumun pek fazla olumsuzluk yarattığını söyleyemeyiz. M8'in ekranı da M7'nin ekranı gibi keskin grafiklere sahip. HTC One M8'in yüzey alanı daha büyük dedik. Tasarımına baktığımızda HTC One M8 biraz daha çekici gözüküyor. Bunun en büyük nedeni metal oranının biraz daha artırılmış olması ve fırçalanmış bir metal yüzeye sahip olması. Yansıtmaya baktığınızda gördüğünüz gibi HTC One M8'in yüzeye yansımayı bir hayli gösteriyor. Çekici bir görünüme sahip. HTC One M7'deki o güzel, hoş görünümlü kasa M8'le birlikte biraz daha güzelleştirilmiş, daha güzel hale getirilmiş. Baktığımızda arka tarafa kenarlarda işçiliğin, gördüğünüz gibi geçişlerin M8'e yer almadığını, yanlardaki metalin aynı şekilde uzantısının arkaya devam ettiğini görüyoruz. Halbuki M8'e baktığımızda kenarlarda plastik malzeme kullanılıyordu. M8'de bunun kaldırıldığını, telefonun biraz da tek parça haline getirildiğini görüyoruz. Ön tarafa baktığımızda kenarlarla ön bölümün buluşmasında yine M7'deki gibi bir tıraşlama durumu söz konusu. Bu da dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi. Arkada dikkat çeken başka farklılıklara baktığımızda ultrapiksel kameranın aynı şekilde korunduğunu görüyoruz. Bunun dışında HTC One M8'de çift LED flash'ın bulunduğunu, farklı renklerde iki LED'li flash'ın bulunduğunu görürüz ve duo kamera HTC One M8'in M7'ye göre en büyük farklılıklarından bir tanesi. İkinci bir kameranın yer alması, bu kameranın varlığı sayesinde HTC One M8'de çekilen fotoğraflarda ortamdaki derinlik bilgisini de almak ve böylelikle farklı sonuçlar, çekilen fotoğraflarda farklı sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. Yazılıma baktığımızda her iki telefonda da aynı yazılım çalışıyor. Aslında HTC One M7'de HTC One M8 çıktığı zamanlarda Jelly Bean vardı. Ancak geçtiğimiz ay, Mayıs ayı içerisinde HTC One M7'ye de Android 4.4 KitKat güncellemesi geldi ve Sense 6 kullanıcı arayüzü HTC One M7'ye de geldi. Böylelikle her iki cihazda kullanıcı deneyim açısından biraz daha birbirine yaklaştı. Yazılım deneyim açısından biraz daha birbirine yaklaştı. Gördüğünüz gibi arada çok farklı yok kullanıcı arayüzü açısından. Blinkfit'teki yenilikler, bunun dışında uygulama öncesinde yapılan değişiklikler HTC One M8'de olduğu gibi HTC One M7'ye de geldi. Kamera uygulaması HTC One M7'de güncellendi. Ancak tabii ki HTC One M8'deki bazı özellikler M7'de yok.
Örneğin ikili çekim, panorama 360 gibi özellikleri HTC One M7'de görmüyoruz. Kameraya baktığımızda da gördüğünüz gibi kamera açılarında HTC One M8'in 5 megapiksel kamerasıyla HTC One M7'nin kameralarının farkı, HTC One M8'in açısı biraz daha dar gözüküyor M7'ye göre, ancak çözünürlük açısından HTC One M8'in kamerası daha iyi. 5 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar, selfie fotoğraflar çekebilirsiniz HTC One M8'in kamerasıyla. Her iki telefon arasında aktaracağımız farklar bunlar. HTC One M8 ile ilgili daha fazla ayrıntı için Teknoblog'daki detaylı incelememize göz atabilirsiniz. Hem inceleme videosu hem de inceleme yazısı Teknoblog'da yer alıyor. Aynı şekilde M7'nin de HTC One'ın da incelemesi mevcut Teknoblog'da. Bu telefonla ilgili, sağdaki telefonla ilgili daha fazla bilgi almak için incelememize göz atabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.